Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben bugün kahvaltıya nohut dürümü yiyeceğim. Nohutumu böyle kendim yaptım. Her yer kapalı tabii ki. Kısmı sütü gözüküyor. Nar ekşisi kendi bahçemiz, kendi mahsulümüz. Yemeyebilirim de yani. Limon var. Bol yeşillikli. Sadece bugün bunu yiyeceğim. Akşama da ne yiyeceğim bilmiyorum. Çünkü yarın 36 saatlik oruç tutacağız. Sağlık için, bağışıklığı güçlendirmek için tutacağız. Yaptığım programla ilgili bilgi almak isterseniz, hani liste deyip duruyorsunuz ya, aslında liste değil, ben size bir grup vereceğim, grup linki, oraya katılacaksınız. Ne yaptığımı, ne ettiğimi gruba bakacaksınız, takip edeceksiniz. Yani hastalıklarınıza şifa, kilolara da şifa. Ben de aslında önceleri kilo için yapıyordum. Sonraki manevi duygusunu anlayınca, boyutunu anlayınca ve sağlık açısından faydalarını görünce, kendim üzerinde de gelen raporlar vardı yapılan insanların. Müthiş bir şey, anlatamam yani. Onları okuyunca dedim ki kesinlikle sağlık için ben de yapayım. Evet, kilo yine vermemiş yani, hafif hissetmiyorum kendimi. İllaki kilo gidecek, takmıyorum. Şu an zaten birinci seviyedeyiz. 35. günüm benim ama grupla birlikte de 22-23. gün olacak. Sorun yok, takmıyorum. Ne yapayım, kilo vermesem de ben yoluma devam edeceğim. Yarın 36 saatlik oruç tutacağız. Aslanlar gibi hazırım, bomba gibi hazırım. Tutabileceğim, yapabileceğim, susamayacağım. Acıkmayacağım çünkü her şey niyette bitiyor. Niyetini sağlam yaparsan, her şeyi beyinde bitirirsen kesinlikle bitiyor. Yürüyüşümü de yapacağım tabii ki. Artık evdeyiz dedim ya, 1 saat, 1,5 saat kesinlikle yapacağım yani. Her gün düzenli alıştıracağım vücudu. O şekil ki yoluma daha iyi ilerleyeyim diye. Bugün kahvem yoktu, Türk kahve. Aslında şey vardı, zerdeçal değil de nerede, zencefil vardı ama ben maden suyu içtim, böyle bitkinlik falan, bitkinlik değil de yani kahve içmeyince, demek ki kahve alışkanlığı, dinç olamıyorum yani, dinçlik veriyor, iştahı bastırıyor. Maden suyu içtim. Maden suyu içince baktım ki 1 saat var 12'ye. Şey içtim, çayımı içtim. Siyah çay çok seviyorum. Vakit yaklaştı. Şöyle nohutumu haşladım düdüklüden. Sonra da tavada kavurdum. Bu hale getirdim. Antep'in çok meşhur bir yemeğidir. Yani kesinlikle her yerde, her kebapçıda görebilirsiniz nohut dürümü. Arasına bol yeşillik, çeşitli baharatlar, patates kızartması, patlıcan kızartması. Ben onları yemiyorum ama. Yani çeşit çeşit menüler hazırlayıp böyle içini değiştirerek, çok güzel, lezzetli, ama harika bir lezzeti var. Bunun da bilgisini vermek istemiştim. Evet, 36 saatlikler başladık. Ramazan ayına kadar 3 hafta tutacağız. Her pazartesi. Takipte kalın, devam ediyorum. Yoluma devam edeceğim her şekilde. Her gün bir video, her gün bir video. Konuşma, motivasyon. Bakın, ben açlık oyunu tutacağım. Belki sizler 2 öğün yapıyorsunuz, karatay besleniyorsunuz, 5 öğün besleniyorsunuz. Zaten 5 öğünler beslenenlerin beni takip ettiğini sanmıyorum yani. Ben yapıyorsun, siz karatay diyeti yapıp da diyetinize sadık olup yasaklar yemeyebilirsiniz. Açlık gözünüzü korkutmuş olabilir. Ama ben alıştım artık. Psikolojik ben her konuda alıştığım için devam ediyorum. Hiç yolumdan yılmıyorum. Ne tatlılar, ne börekler yapsam desem de yemiyorum, görüyorum da. Canım da istemiyor, kokusu bile gelmiyor bana yani. Kokusu bile gelmiyor o derece. Vallahi şu an aç da değilim de yani, yarını heyecanla bekliyorum. Nasıl gidecek, nasıl gidecek? Bu arada da dün saçımı kestim. Ucunda alıyoruz. 3 Nisan saç kesimiydi, 4 Nisan saç kesimi. Bugün tekrar yeni ucundan birazcık alacağım. Karaciğer temizliği yapıyoruz, mesane temizliği yapıyoruz. Başka ne vardı? Vardı birkaç tane daha. Onun için her biri bir adımlara uyacağım. Asla kaçamak olacak ama aslında bilmiyorum, nohut yeniyor mu yemiyor mu da, ben bir kere görmüştüm, yumurtayla nohut yapmıştı bir bayan. Oradan aklıma geldi, dedim o yüzü ben de iyiyim diye. Doyabildiğim kadar.
Aynalar beni hep kilolu gösteriyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Üzerimdeki kırk hırka biraz kalın. Şöyle bir döneyim bakalım. Birkaç ay temiz ne olacağız. Gel hadi gidelim. Evet. İleri. İleri annem. O gidiyor. Benim sayfanın maskotu Esma Beren. Gel bakalım. Gel. Gel. Evet arkadaşlar, bugün biraz geç kaldım bugün. Zaten 36 saatlik sonuçlar uçacağım. Patlıcan yemeğimiz, hepsi yemeğim burada kavruldu. Kısırım var, böyle bir menüyle size merhaba diyorum. Bugün 36 saatlik oruçlara niyetleneceğiz. Ondan sonra aslanlar gibi hazırım. Yarın yeme videosu yok. Sadece motivasyon videosu var. Ne yaptım, ne ettim, nasıl geçirdim. Her gün gece 12'den sonra ya da 10 gün 11 gibi size video yüklemeyi düşünüyorum. Belli bir saatte. Patlıcan ezmesi üzerine yağ gezdirdim. Salatam, çocuklarla birlikte kısır yiyeceğim toksun diye. İnşallah acıktığımızı acıktırsa da niyet çok önemlidir. Nasıl ki Ramazan'da niyetlerim acıksak da susasak da bayılsak da oruç tutuyorsak bu şekilde oruç tutacağım. Şöyle patlıcan yemeğimi göstereyim size. Bir çocuklara kavurdum. Kıymalı patlıcan yemeği. Onu da servis edeceğim. Şöyle